Selam. Bugün Craft olayını inceleyeceğiz. Scam'da birçok şey var, biliyorsunuz. Daha önce metabolizma vesaire birkaç detaylı anlatım yapmıştık. Şimdi Craft konusuna bakacağız. Craft konusu birçok oyunda var zaten. Hani farklı materyallerden bir şeyi birleştirip başka bir şey yapmak diye düşünebilirsiniz. En basitinden bu taba bastığınızda gelen el işçiliği kısmında, yani İngilizce tarafta craft olarak geçiyor. Craft kısmında neler yapılabilir? Bunların hepsini sağ tarafta görebiliyoruz. Peki temel olarak şundan bahsedelim. Karakter yaratırken seçtiğimiz bazı skill'ler vardı. Bu skill'lerin craft olayına etkisi doğrudan oluyor. Mesela ne gibi oluyor? Kırmızı ile gördüğünüz şeyler, gerekli malzemeler solda yazıyor zaten. Kırmızı, sarı ya da yeşil olması bir şeyin yapabiliyorsunuz anlamı aslında çıkıyor. Ama bunun bazı gereklilikleri olduğunu gösteriyor. İşte kırmızı varsa bu malzemelerin hiçbiri sizde yok. Sarı varsa bir kısmı var. Yeşil varsa tamamı var. Hani direkt yapabilirsiniz, craft edebilirsiniz anlamı çıkıyor. Ama şöyle sönük siyahlar sizin bu craft işlemini yapabilmeniz için gerekli olan skill'inizin olmadığını gösteriyor. Yani öncelikle bu konuda aslında kendinizi geliştirmeniz lazım. Bunu geliştirmek için de aslında en basic şeyleri tekrarlayarak yapabilirsiniz. Ama biraz zaman alabilir benden demesi. Şimdi en temel şeyden başlayacağım. Genellikle oyunun başında insanların hiçbir şeyi olmadığı için hani taştan bıçak yapabilirsiniz. Onun bir örneğini temelden birlikte yapalım. Taş olayını zaten yerden bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen envanter kısmında yerde taş çıkıyor. Ben daha önceden cebe atmıştım iki tane, 2 saat aramayalım diye. Şimdi craft kısmına geldiğimizde bunu tabii craft kısmındaki her şey için uygulayabilirsiniz. Herhangi bir şey seçtiğinizde sol tarafta bileşenler kısmında bu şeyi yapabilmeniz için gerekli olan malzemeyi gösteriyor size. Bu malzemede diyor ki küçük taş lazım. Kaç tane lazım? 2 tane lazım. Bizde de envanterimizde yani cebimizde 2 tane taş var. Dolayısıyla ben bunu buradan işle diyebiliyorum. Hemen işleyelim. Bakalım. Olacak mı? Evet. İşlem tamam. Yere taş bıçağımızı attı. Gördüğünüz gibi. Bu en basit, en basic craft işlemiydi. Şimdi bu tarafa tekrar bakalım. Burada atıyorum sarı olan şeylerde bakıyorum. Diyorum ki 2 tane taş lazımmış, uzun tahta lazımmış, halat lazımmış, taş bıçak lazımmış. Yani burada gördüğünüz birçok şeyi aynı zamanda aslında burada craft edebiliyorsunuz. Mesela halat. Halatı bu şekilde yapabiliyorum ben. Hani bir şeyi üretebilmek için gerekli olan şeylerin içerisinde olan şeyleri de craft edebilirim. Dikkat ettiyseniz bileşenler kısmında 4 tane materyal var ama alt tarafında oklar var. Bunlar şu demek. Bana böyle bir halat da bulabilirsin. Böyle basit halat da bulabilirsin. Ağaç kabuğu halatı da bulabilirsin. Ya kablomsu bir şey de olur, iplik de olur. Sen yeter ki bul buna benzer bir şey diyor. Anladınız mı? Yani illa halat olmak zorunda değil. Hani onun alternatiflerini de size sunuyor. Bunu craft edebilmeniz için. Bu kısımda zaten ilk baştaki şeyler basit. Daha karmaşık işlere geçersek. Mesela mermi yapma olayı büyük nimet bence. Dolayısıyla ben engineering ile
mermi kısmını yapabiliyorum diye hatırlıyorum. Yani engineering, yani mühendislik seviyeniz yüksekse bunlar siyah değil, yapılabilir halde oluyor. Burada önemli olan nokta workbench. Gördüğünüz gibi workbench olmadan, yani şunlar olmadan mermi yapamıyorsunuz. Ya workbench'inizi kendiniz yapmanız lazım ki burada anladığım kadarıyla improvised workbench diye bir şey var. Yani sanırım workbench'i de yapabiliyoruz diye düşünüyorum. Evet, burada var. Mesela skill'im yetmediği için yapamıyorum. Ama her şey için materyal değil, alet de kullanmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi matkap gerekiyormuş mesela gibi durumlar var. Şimdi temel olarak malzeme üretirken ki craft işlemlerimiz bu şekilde. Bir de blueprint olayımız var. Blueprint olayını belki başka oyunlardan da duymuş olabilirsiniz. Blueprint demek şu demek. Mesela kamp ateşi yapacağız. En basitinden şunu alayım. Bu en basiti değil bu arada. Bu denk geldi ama en basiti bu değil. Diyor ki işte blueprint olarak ben bunu nereye konumlandırmak istiyorsam mavi olarak görüyorum zaten. Eğer koyamıyorsam kırmızı olarak gösteriyor. Gayet bu kısım basit. Ben buraya mavi olarak bunu koymak istiyorum. Blueprint'i buraya sabitledik. Sonra üzerine geldiğimizde tıpkı craft işleminde olduğu gibi bunu oluşturabilmeniz için gerekli olan malzemeler yazıyor. Yani burada işte 5 tane tahta çubuk, işte taş, odun vesaire gerekiyor. Bunların hepsini eğer bulmuşsanız F'e basarak bunu tamamlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde oluşmuş oldu. Tabi bunu yakabilmem için benim ateşe falan ihtiyacım var. Onun için de yine craft işlemlerinden bulabilirsiniz. Evet. Bakıyorum bu konuda başka detay belirtmem gereken şeyler var mı diye. Blueprint kısmında base yani fort sistemi var. Yani kendi evinizi yapabilirsiniz vesaire gibisinden. Buna kısaca değineyim ama bununla ilgili daha sonra detaylı bir video yapmak istiyorum. Çünkü bu konuda yani benzetme doğru olur mu bilmiyorum ama Sims gibi ev inşa edebilirsiniz yani detaylı bir şekilde. En basitinden bakalım. Bildiğimiz duvar var. Yine blueprint olarak nereye nasıl koyacağınızı burada gösteriyor. F'e basıp çekiyorsunuz. Ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız F'e basıp bırakıyorsunuz. Blueprint halini burada görüyorsunuz zaten. Üzerine geldiğinizde tıpkı diğer craftlarda olduğu gibi ihtiyacınız olan malzemeler var. Bunları tamamladıktan sonra F'e bastığınızda bu duvarı inşa etmiş oluyorsunuz. Ama burada hazır kabinler falan da var. Mesela wooden kabin. Burada bunu koyabilmem için muhtemelen yerin düz olması gerekiyor. O yüzden şu an koyamıyorum. Hemen o kısmı da göstereyim. Hani siz de aynı sıkıntıyı yaşamayın diye. Foundation diye bir şey var. Bu bildiğimiz platform aslına bakarsanız. Ben bunu şimdi göstermelik yapacağım size. F'e basayım. Bunun blueprintini yere koydu. Sonra F'e basılı tutup yüksekliğini bu şekilde mouse'un tekeriyle ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdilik göstermek için yapacağım birkaç tane. Gördüğünüz gibi zaten otomatik devam ettirebiliyorsunuz bunu. Hadi olacak ha gayret. Muhtemelen bir tane daha koyduğumda bu iş olur herhalde. Evet, şimdi wooden kabini bir deneyelim. Wooden kabin evet fazla büyük olduğu için gördüğünüz gibi bayağı yer kaplıyor. Ama sanırım buradaki işimizi gördü. Anlattığım gibi bunda da işte ihtiyaçlar var. 27 tane odun, 13 tane kalas, işte toolbox gerekiyor ve metal parçası gerekiyormuş.
Bunların hepsini topladığımızı varsayarak ben bunu şu anda yapıyorum. Gördüğünüz gibi wooden cabin okey. Tabii kapısı yok vesaire. Bu tarz işlemleri de şuradan bu kapı o kapı değil anladığım kadarıyla. Yanlış kapı buldum. Kapı. Evet, cabin door. Kapımızı da yaptık. Tabii bu işlemler biraz craft'ın dışına çıktık ama en azından mantığı aynı olduğu için gösterdim. Daha sonra bu kilit takma olayı, fort işlemleri, işte atıyorum bir takımınız varsa kimin nereye girebileceğini vesaire ayarlayabiliyorsunuz kapılarda. Onları size hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Tekrar bir craft'a bakayım. Hani değinmem gereken özellikle bir şey var mı diye. Yemek konusuna da girebiliriz. Yemek konusunda da aynı şekilde kendinizi belirli bir noktada geliştirmeniz gerekiyor ki ileri seviye yemekler yapabilirsiniz. Yemek yapmak neden önemli? Hazır şeyler yediğinizde gerçekte olduğu gibi adam daha çabuk acıkabiliyor. Yemek yaptığınızda o sizi daha uzun süre tok tutabiliyor. Sindirimi de daha uzun sürdüğü için. O yüzden yemek yapmak aslında avantajlı oyunda. Mesela göreceğiniz üzere bir et şiş yapıp yani 4 tane et işte şiş için şu malzeme gerekiyor. O da hemen şurada zaten. Neredeydi? Hemen bakalım. Yanlış yerlerde mi arıyorum şu an? Evet, yanlış yerlerde arıyorum. Şu değil mi ya? Şişte sosis. Ha şu. Okey. Şiş. Yani normal eşyalar içerisinde şiş yapıyorsunuz. Ondan sonra etiniz de varsa et şiş yapabilirsiniz. Burada güzel bir ayrıntı var. Dikkat ettiyseniz işte 4 tane o istediği yazıyor. Aşağıda işte alternatif seçenekleri gösteriyor. İşte geyik eti, o eti, bu eti fark etmeksizin diyor. Ama bunların şu dişli kısmı fark ettiyseniz yeşil. Bir de mavi olanlar var. Bunlar şöyle açıklayalım. Yeşil olanlar et şiş yapabilmeniz için gerekli olan temel şeyler. Ama ben bunu baharat da koyacağım, işte yağ da koyayım, daha doyurucu olsun, daha vitaminli olsun falan dediğinizde metabolizma videosunu izlediyseniz nedenini anlarsınız. Buradaki materyalleri de ek olarak kullanabiliyorsunuz. Ama bu şart değil. Yani illa bunları eklemek zorunda değilsiniz. Bunu craft ederken, yaparken. Genel olarak craft sistemi bu şekilde, el işçiliği kısmı bu şekilde. Dediğim gibi fort kısmını, ev yapma kısmını daha sonra farklı bir videoda daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Şimdilik craft videomuz burada biter. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın.